Ben Aslan Şırnak Merkez'den Kemerli, Kürçesi Gülüldür denilen köydenim. Ailem 90'larda köy boşaltmalarından sonra önce Şırnak'a sonra da Cizre'ye göç etti. Çocukluğum, gençliğim, üniversite yıllarıma kadar Cizre'de geçti. Annem hem Cizre, Şırnak, diğer ilçelerde çok yakından bilinen, parti emekçileri tarafından tanınan Yadigule olarak bilinen biridir. Ve ben çocukluğumdan gençlik yıllarıma kadar, annemin vefat ettiği yıllara kadar onun hikayelerinden, yaşadıklarından, acılarından, söylediği ağıtlardan, dengbejlerle büyüdüm. Çocukluğumun ilk zamanlarında Cizre'de ve bölgede şiir okumamla aslında birçok insan beni tanıyor. Yadigule'nin Nevruz'u diye. O süreçten sonra ben her zaman parti içinde bir nevi parti içindeki tüm çalışmalarda büyüdüm. Annemin parti çalışmalarında yer almasından ötürü. Ve tabii ki bilhassa benim annemin en büyük hasreti ve tutkusu olan özgür bir Kürdistan'da yaşama isteği. Okuduğum şiirlerin çoğu da bunlarla ilgiliydi ve annemin tabii en büyük isteklerinden bir belki birçok Kürt annesi gibi hem özgür bir Kürdistan hem de özgür bir önderlikti. 99 yılından sonra Sayın Öcalan'ın tutuklanması sürecinden sonra annem ailemizde çok uzun bir süre bir yas hali vardı ve annem vefat edene kadar her 15 Şubat'ta baştan aşağı siyah giyinirdi ve sürekli bunu bize de tembihlerdi. Yani böylesi bir ailede büyüdüm. Yine babam hakeza bu uğurda hayatını kaybedenlerden bir tanesi. Aynı zamanda dedem ve dayım da. Tabii ki annemin isteği ama aynı zamanda bende de yoğunlaşan bir durum ve avukat sadece Sayın Öcalan'ın şahsında evet ama tabii ki de Kürt halkının hukuk ne kadar statüsüz ve ne kadar hukuksuz bir muameleye maruz kaldığını bilhassa görmemden de kaynaklı. Bu hukuku inşa eden hukukçulara ihtiyaç vardır. Tespiti de aynı hakeza benim bunu seçmemde etkili oldu. Ve ben avukatlığı bitirdiğim sürece kadar yani Cizre'de bulunduğum tüm süreçte aynı zamanda hem gençlik çalışmalarında hem de Memuzin Kültür Sanat Merkezi'nin açılışından 2014 üniversite sürecine kadar tiyatro, koro çalışmaları ve folklor çalışmalarında yer aldım. Aynı zamanda bu Kültür Sanat Merkezi'ndeki çalışmalarda da bende hem dengbeji hem Kürtçe ağıtlar, sıranlar birçok yönüyle beni besledi ve büyüttü. Üniversite sürecinde de yine o dönemin DÖDEF üniversite gençliği sürecinde kimi çalışmalarda yer almaya çalıştık. O süreçte de hem Şırnak özelinde hem de tabii ki Kürdistan'daki ortaya çıkan tüm sömürge hukukuna dönük olan hukukçu kimliğiyle, öğrenci kimliğiyle karşı çıkmaya çalıştık. Bitirdikten sonra da sadece Sayın Öcalan'ın avukatlığını yapmayı değil bugün Kürdistan'da bilhassa benim okulu bitirmemle Türkiye'nin çöktürme planını devreye sokması dönemi aynı döneme denk geldi. Kişi olarak onlara bağlılık ya da duygusal bağla beraber o yönüyle de hukukçu kimliğimle beraber hem raporlama hem görüşmeler hem de hukuki süreci takip etme noktasında çalışmalar yürüttüm. Halen de Cizre'de açmış olduğumuz Cizre'de hayatını kaybedenlerin daha çok yoğunlukta olduğu dava dosyalarını hem iç hukukta hem de uluslararası hukukta takip etmeyi sürdürüyorum. Biz bunu hukukçu kimliğimle birçok kere söyledik. Bugün Türkiye'de, Türkiye'nin kuruluşundan bugüne kadar hukuk anlamında Kürtlere dönük bir düşman ceza hukuku tespiti var. Bununla ilgili çok fazla ayrıntıya girebiliriz ancak o kadar uzun bir zamanımız yok. Devletin hukuku bir araç olarak kullandığı, bir şantaj olarak kullandığı en büyük örnek İmralı Adası'dır. Tüm hukuk camiasından, sivil toplum alanından İmralı'da yaşanan tecridi hukuki ve siyasi olarak anlamayan, bunu kavramayan, işte bu gerçeklikle avukat olarak birçok mücadele yürüttük. Yani bunun sadece hukuki başvurular süreciyle değil, hukuki diplomasi olarak da birçok çalışmada yer aldık. İmralı tecridine olur veren, bugün her iki ittifakın da Sayın Öcalan'ın tecridi üzerinden kendine alan açmaya çalışan tutumuna karşı Sayın Öcalan'ın varlığını, Sayın Öcalan'ın içerisinde bulunduğu gerçek anlamda tüm manipülasyon ve spekülasyonları... Evet. Ben hem buralı olmamdan kaynaklı hem de burada kısmi olarak avukatlık yapmamdan kaynaklı olarak kentin sorunlarına yaşanan toplumsal, siyasal, ekonomik, ekolojik birçok soruna fırsatı da buldum ve bu programı belirlerken hem şu an temsil ettiğim Yeşil Sol Partisi onun ardılı olan ve şu an hala kapatılmayla
yüzde bulunan HDP'nin siyasi beyannamesiyle bağlantılı olarak hem de buranın özgün koşullarına dönük olarak birçok çalışma ve programımız var. Bunların en başında aslında kendi çalışma alanı olarak halkın taleplerinden biri olan hem Şırnak özgün sorunların çözülmesi hem de halkın politik bir halk olmasından kaynaklı statü ve hak temelli mücadelesini bir arada yürütmeye çalışacağız. Çünkü burada yaşanan ekolojik yıkım, burada yaşanan yoksullaşma ve ekonomik kriz hali, burada yaşanan gençlerin ve kadınların işsizlik hali tamamı hem Türkiye'nin genel sorunlarıyla bağlantılı hem de Kürdistan'a dönük olarak mevcut iktidarın yürütmüş olduğu savaş politikaları ve sömürgeci yaklaşımın birer sonucu. Bunları birbirinden ayrıt olarak ele almak mümkün değil. Ancak bir arada değerlendirebilirsek bir sonuç ortaya çıkarabiliriz. Bizim programımızda aslında özellikle son 8 yılda Şırnak'a dönük mevcut iktidarın ortaya çıkarmış olduğu özel savaş politikaları da biraz açığa çıkarmak. Bugün kadınlara dönük, gençlerimize dönük, uyuşturucudan, fuhuştan, yine bugün daha geçen hayatını kaybeden genç bir kadından, kadına dönük olan şiddetten, hakeza Cudi'deki ağaç kıyımı çok gündem oldu. Ancak bununla beraber bugün Dicle'de, Hazır'da, Cudi dağlarında termik santrali ilişkili birçok sorunumuz, hakeza var. Yine Cizre'nin özellikle hastaneyle ilgili, hastanedeki sağlığa erişimle ilgili birçok problemleri halen devam ediyor. Yine özellikle hayatını kaybeden 2015-2016 sürecinde yaşamını yitiren birçok insanın halen cenazesi bulamayan, cenaze arayışında olan ailelerimiz var. Hukuk mücadelesi yürüten ailelerimiz var. Bunların hepsini aslında birçok başlık bir program haline getirip aslında peyderpey ilgili kurumlarla, ilgili sivil toplumla ve toplumun kendisiyle paylaşarak bir arada çözmeye, çözüm bulmaya çalışacağız. Seçim güvenliği problemi aslında Türkiye'nin geneli açısından bir problem. Biz geçmiş dönemlerde de diğer hem yerel hem genel seçimlerde de hem de Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, referandumlarda bile maalesef ki Türkiye için seçim güvenliği büyük bir problem. Hukuki olarak da, siyasetçi olarak da, aslında bir halk olarak da bu büyük bir ayıp aynı zamanda. Seçim güvenliğinin bu kadar ana gündemlerden bir tanesi olması. Seçim güvenliği konusunda partimizin yapmış olduğu bir çalışma hali var. Bugün kamuoyunda yakından izleyenler de bilir. HDP'ye dönük olarak halen bir kapatma da davası ve yine Kobani siyasi soykırım davası devam ediyor. Ve HDP bu nedenle seçime girmeyip Yeşil Sol ismiyle seçimlere girdi. Yine Yeşil Sol Partisi ilk kez seçime giren bir parti olmasından kaynaklı kanun düzenlemelerinden doğru sandık görevlisi verebilecek durumda değil. Bizlerin seçim güvenliği noktasında orada bulunup izleyip itiraz edip sonuç alıcı bir noktada elimizde kalan bir müşahitlerimiz. İki, orada yer alan itiraza yetkili hem parti yetkililerimiz hem de avukatlar. Yani birçok yönü. Tabii ki bu hukuki yönü. Yani bu noktada bugün Şırnak'ta tüm sandıklarda hem okul sorumlularının tespiti hem sandıklarda müşahitlerin tespiti hem de seçim günü orada yaşanabilecek provokasyonları önlemek adına hakeza aynı zamanda. Bu da seçim güvenliğinin bir parçası. Hazırlıklarımız ve buna dönük bir fizibilite çalışmamız var. Bununla ilgili oluşturulan seçim komisyonumuz ve teknik komisyonumuz bir arada yürütülüyor. Genel olarak partimiz tarafından oluşturulan bir aplikasyon sistemi var. Bu aplikasyon sistemi şu an yaygınlaştırma, bununla ilgili eğitimler verilecek. Henüz Şırnak'ta müşahit bunun eğitimlerine bayramdan sonraki süreçte hızlandırarak il ilçe köy köy bunların eğitimi verilecek. Yine Yeşil Sol Partisi'nin tanınması ile ilgili kimi kaygılar var. Bununla ilgili de örnek pusulanın çıkmasından sonra hem bizler hem parti çalışanlarımızın tamamı hem de halkımızın kendisi fiziki olarak mahallelerde, sosyal mecralarda, dijital ortamlarda bunu yaygınlaştırarak tanınmasını sağlayacak. Burada sadece partimizin ya da yetkili olması değil, bugün seçim güvenliğini önceleyen, Türkiye'deki demokrasinin seçimlerin güvenli şekilde işlerini sağlayabilecek tüm sivil toplum örgütlerine de söz kuruyor. Bilhassa da bugün barolar, yine hakeza gerektiği noktada çağrılarımız olacak ve o gün herkesi oyuna sahip çıkmaya davet ediyorum. Bir hukukçu olarak uzun yıllardır bizler Kürt hukukçular olarak aslında uzun yıllardır hep şunu söylüyoruz. Türkiye'de Kürtleri yok sayan, sadece statü anlamında değil, kimlik olarak, sınıf olarak varlığını yok sayan bir hukuk sistemi var. Biz bununla mücadele etmeye çalıştık. Bunun yani geçmiş dönemlerden bugüne kadar yargılamalardan tutalım, hukuk uygulamalara kadar birçok örneği var. Ancak son yıllarda mevcut iktidarın faşizan uygulamalarını genelleştirilmesinden ötürü bugün Türkiye'nin genelinde bir kabul
haksız değil. Türkiye'de hukuk adil değil, ayrımcı bir uygulama var ve bununla dönük bir kabul hali aynı zamanda aslında oluşabilecek yeni dönemde yeni bir hukuk perspektifini de biz zorunlu kılıyor. Sadece şu an anayasal tartışmaları bugün Türkiye'deki en büyük krizlerden bir tanesi bu. Bugün anayasa düzenlemesinin aslında halk lehine olan uygulamaları yerine getirilmezken halkın aleyhine olan ve tekçi sistemdeki maddeler ısrarla faşizan bir şekilde bizlere dayatılıyor. Aslında hukuki olarak var olan bu değişimin yaratacağı noktalarını en büyük bir bilme ihtimali. Bundan hak üyelerine anayasanın değişikliğinden, kanun düzenlemelerinden bilhassa cezaevlerinde son ortaya çıkarılan infaz yakmalarıyla ilgili yönetmeliklerden, değişen infaz yasalarından yani birçok bir külliyat aslında bizi bekliyor ve bu ağır bir sonuç çıkacak. Ama şu bir gerçek, yani bunun tamamının değişmesi için gerçekten demokrasi anlamda halkın sözünü kurabileceği, gerçek anlamda eşit ve özgürlüğe inanan bir siyasi iktidarın ortaya çıkabilmesi gerekir ve bizlerin de mecliste güçlü bir temsiliyetle var olan bu durumu sürdürülebilir ve bunun siyasetini kurabilmemiz gerekir. Bir hukukçu olarak aslında yükümüz çok ağır. Bugün ne hukuki düzenlemeler, anayasasından tutalım yönetmeliklerine kadar gerçek anlamda adilane ve eşit ya da ayrımcı uygulamalardan çıkıyor. Ne de yargı mekanizmasının tamamı. Yani hakim savcılar kurulundan tutalım en aşağı kadar bir köy yani yereldeki savcıya kadar bugün tamamen iktidarlaşan, iktidar eliyle hareket eden bir yargı mekanizması var karşımızda. Bunun da değişmesi için tabii ki oluşabilecek yeni dönemde hem kurulacak sözler hem de bununla ilgili çalışmalar bizi bekliyor. Biz karşılamayla beraber aslında Şırnak'a geldiğimiz ilk günden beri İl ve ilçelerde büro açılışlarında bulunduk ve halkın içerisinde gezdik. Ve biz halkın coşkusunu, halkın aslında iddiasını çok net gördük ve halkın gerçek anlamda artık mevcut iktidara bir şans vermeme noktasındaki net bir tavrını da gördük. Bu bize aynı zamanda güç veriyor ve partimizin geçen dönemde ortaya çıkaran hem asker sayısındaki oynamalar hem Şırnak merkezde halkımızın yasak nedeniyle şehirden ayrılıp tekrar geri gelmeme problemleri hem de ittifak kanunundaki değişiklikten ötürü kaybettiğimiz bir vekilimizi geri almak. Yani bu noktada halkın geçmiş dönemde yani var olan bu duruma karşı ciddi bir öfkesi ve bir hayıflanması hali de var. Bu noktada 4-0 yapacağı konusunda ciddi bir irade ve ciddi bir kabul hali de var.